Hızlı kaleme hoş geldiniz arkadaşlar. Eşitsizlikler soru çözümüyle beraberiz. Çok sağlam sorularla yine karşınızda olduğumuza inanıyoruz. İnşallah. İnşallah. Hadi başlayalım. Utandırmasın. Evet. Evet Fatih. Enteresan bir soruyla karşınızdayız. Sayı yok. Bir çözüm kümesi vermiş. ABCD reel sayılar AX kare BX C ile toplamış. CX kare BX E'ye bölmüş. Küçüktür eşittir 0 demiş. Bunun çözüm kümesini vermiş. Böyle de bir ifadeyi sormuş. Tersten yaklaşmış. Evet. Evet. Şimdi ben köklerin bunlar olduğunu biliyorum. Zaten iki tane yukarıdan iki tane aşağıdan kök gelse toplam 4 tane kök gelecek. Onları bir sıralayayım. Eksi 3, eksi 2, 1, 4. Sıraladım şöyle. Değil mi? Evet. Küçüktür sıfırları almam küçük lazım. Eşit. O zaman burası eksi, burası eksi değil mi? Evet. Burayı almış. Burayı almış. Bunları almamış. Demek ki payda da bunları almamış. Bunlar paydanın, bunlar payların kökleri. Diyebiliriz. Bunlar da şöyle. Tamam. Benim bildiğim şey bu kadar. Eksi 3 ile 4. Bunun kökleri. Eksi 3 ve 4. Bunun kökleri de eksi 2 ile 1. Tamam. Kökler toplamı, kökler çarpımı yapacağım bundan sonra. Kökler toplamı. Eksi 3 artı 4. Neye eşit? Eksi b bölü a. Değil mi? Evet. Bu 1'miş. O zaman eksi b eşittir a dedim. Bu 1. Tamam. Kökler çarpımı nedir? Eksi 3 çarpı 4. Tamam. Değil mi? O zaman c bölü a mı bu? Evet. Elin niye burada durdu? Ben de bunu çarpacağım sandım. Yani işte ben şuraya bakarken oraya tutuyorum ya. O sıkıntı tabii. Burası eksi 12. O zaman c eşittir eksi 12 a mı? Evet. Devam ediyorum. Alta geldim. Kökler toplamı nedir? Eksi 2 artı 1. Eksi d bölü c. Bu eksi 1. Eksi d bölü c eksi 1 ise d eşittir c. Tamam. Tamam. Kökler çarpımı eksi 2 çarpı 1. O da e bölü c. O da eksi 2. O zaman e eşittir eksi 2 c mi? E, d, c'yi yazıp benzetelim. E eşittir. Eksi 2 c eşittir. Eksi 2 d mi? Evet. Tamam. D, c'ye eşit. C'den devam ediyorum. C'yi eksi 2 ile çarptıysam burayı da mı eksi 2 ile evet çarpacağım? Eksi 2 ile çarptım. 24 a. Doğru mu? Doğru. O da eksi 24 b mi? Evet. Tamam. Şimdi ben yerine değer koyup çat diye yerine koyacağım. A'ya 1 dedim mesela. Bu eksi 1 mi oldu? Burası eksi 12 mi oldu? Burası da eksi 12 oldu. Burası da 24 mi oldu? Aynen. Şu anlık böyle. N yerine 24 koydum. Artı C'nin yerine eksi 12 koydum. Bölü. A'nın yerine 1 koydum. B'nin yerine eksi 1 koydum. Artı 1 oldu. D'nin yerine eksi 12 koydum. Artı 12 oldu. Yukarısı 12. Aşağısı 14. 6 bölüye de geç. Gayet güzel bir çözüm yaptık yine. Geldim bu soruya. Eşitsizliğinin çözüm kümesinde yer alan tam sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Kaçtır diye soruyor evet. İlk önce ben bu soruda ne yaparım? Köke bakarım. Evet. Kökün içerisi? Bir kere pozitif olacak. Yani sıfırdan büyük ve eşit olacak. Bu sıfırdan büyük ve eşit. O zaman bu elemanı ben şöyle mi yazabilirim? X eksi 5, x eksi 1. Tamam. Büyük eşittir 0. 1 var kökü var. 5 var kökü var. Bunu çizdim çizdim. Ayrı ayrı inceledi. Burası olabilir. Burası olabilir dedim. Sonra da karaladım. Nereye karaladım? Büyüktür eşittir 0 kısmını. Büyüktür 0. Büyüktür 0. Eşittir 0. Eşittir 0. Yani 1 ile 5 arasındaki sayılar olmasın da ne oluyorsa olsun. Olsun. Tamam. Burası aksi takdirde kesin pozitif salla. Alt tarafa geldim. Alt tarafın kesinlikle nedir? Pozitif olması lazım. X kare eksi 7 x eksi 8 diye yazdım ben burayı. Değil mi? Peki. O zaman eksi parantezinde x eksi 8 x artı 1 diye yazabilirim ben burayı. Tamam. Eksi 1 kökü var. 8 kökü var. Yazalım. Eksi 1, 8. Çizdim, çizdim. Eksi ile başlayacağım. Eksi, artı, eksi. Buralar olamaz çünkü payda da dedim. Tamam. Negatif ne olmasını istiyorum ben? Pozitif 0 olmasını istiyorum. Eksi 1 ile 8 arasını mı alacağım? Aynen. Şimdi bu ikisini birleştirelim biz. Eksi 1, 1, 5, 5 ve 8. 8. Benim istediğim 5 olsun, daha büyük olsun. 1 olsun, daha küçük olsun. Burasını çizdim. Diğerini çizeyim. Eksi 1 ile 8 arasında olsun. Bunların ikisini ortak karaladığım yer. Eksi 1, 1. Tam sayıları soruyor. Geçtim. Tam sayılar dediğim bu arada bir 0 var tam sayı. Değil mi? 0 evet var. 1 var. Dahil. Değil mi? 1 dahil ikisinde de var. 5 dahil. 5 dahil ikisinde de var. 6 var. 7 var. 8 yok. Çünkü 8 alttakine dahil değil. Evet. Bunların toplamını soruyor. 6, 6, 7, 19 geçtim. Geçtik. 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 Evet.
Geldim buraya. X küp eksi 7 x kare artı 6 küçüktür 0 eşitsizliğini sağlayan pozitif tam sayıların toplamı kaç tur? Kaç tur? Evet hadi bakalım. Şimdi ben bunu çarpanlara ayırabilmem için buraya eksili bir ifade yazmam lazım. Ne yazayım ben buraya? Ne? Ne dinlemedim seni. Vallahi eksi dinlemedim. Eksi bir ifade yazmam lazım ya çarpanlara ayırmam için. Eksi 1 yap. Bir şey ekleyip çıkarmam lazım. Mesela 1 sağlıyor ya bunu. Evet. 1 mi sağlıyor bunu? Bakayım. Evet evet. 1 sağlıyor. O zaman ben x küp eksi 7 x kare yani eksi 6 x olsun ki 1 sağlasın diye düşündüm. Artı 6x eksi 6x artı 6 şeklinde yaptım. Burada bir kökü var ya evet. Oradan düşündüm. Buraya x parantezini aldım. X kare eksi 7x artı 6 eksi 6 parantezinde x eksi 1 küçüktür 0. Burayı yine paranteze aldım. X eksi 1 x eksi 6 eksi 6 parantezinde x eksi 1 dedim. Sonra dedim ki bu yani x eksi 1 parantezinde yazabilirim. X eksi 1 parantezinde şu ikisinin çarpımı eksi 6 mı? Evet. X kare eksi 6x eksi 6 küçüktür 0. Tamam. Şimdi geldik bundan sonraki bölüme. Bölüme. Delta nedir? B kare eksi 4ac'dir. B kare eksi 4ac şu mu? Evet. Tamam. Demek ki iki tane kökü var. X1 kökü nedir? Eksi B kök. Eksi B artı kök delta evet, bölü 2. Yani 3 artı kök 15. Ben bunu biliyorsam diğer kökü de biliyorum. O da 3 eksi kök 15. Bir diğerinin eşleniği. Kök 15 yaklaşık kaç hocam? 3.7-8. Ha işte yani 3'ten büyük 4'ten küçük 3.5 da geç yani geç. Çok önemli değil. 3.5 gibi düşünsem 3 eksi 3.5 negatif. Eksi 0.5. 3 artı 3.5 6.5 bir de bir kökümüz var burada. Yani 3 eksi kök 15 bir kökümüz. Bir kökümüz var. Bir de 3 artı kök 15 kökümüz var. Çizdim. En sağdan artıyla başladım. Hepsi artı. Artı, eksi, artı, eksi yazdım. Bana sorulan soru sıfırdan küçük olduğu yerler. Sıfırdan küçük olduğu yerler buralar mı? Evet. Bana pozitif tam sayıların toplamı. Bu eşitsizliğini sağlayan pozitif tam sayıları soruyor. Burada orta pozitif yok zaten. O zaman sadece buraya bakacağım. Birden büyük. Burası yaklaşık kaçtı? 6.5 demiştik değil mi? 6.5'tan küçük sayılar. 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Bu aralıkta toplamda 20'dir dedim. Geçtim soruyu. Geçtik. Bir hayvan. Bir hayvan. Bir hayvan popülasyonu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ay bayağı problem sorusu yazmışım ya. Başlangıçta popülasyondaki hayvan sayısı x karedir. Peki. Popülasyondaki hayvan sayısı her en sonunda x kadar azalmaktadır. Popülasyondaki hayvan sayısı a ay sonra başlangıçtaki büyüklüğün yarısının altına inmektedir. X ile a arasındaki bağıntı nedir diye soruyor. Çok tamam. Vahşi bir bağıntı. Vahşi bir bağıntı var. Vahşi hayvanlar var. Popülasyonda evet. Hayvan. Başlangıcım x kare olsun. X kareyle başladım. Her ay azalıyor mu? Her ay x kadar azalıyorum. A ay sonra ne kadar azalırım? A çarpı x kadar azalırım. A çarpı x kadar azaldım. Büyüklüğünün tamam. Yarısı. Başlangıçtaki büyüklüğünün yarısı x kare, x kare bölü 2. Bu bunun altına düşüyorsa bu bundan küçük mü? Evet. Tamam. Bu kadar aslında soru. Yani şu kadar şey yazıyorum. Bu kadar da yetiyor. Karşı tarafa attım. X kareden x kare bölü 2'yi çıkardım. X kare bölü 2. Eksi ax küçüktür 0. X parantezini aldım. Hatta x kare eksi 2 ax bölü 2 yaptım. Niye öyle yapıyorsun ki abi? Bunu karşıya atsan x'e bölsen. X zaten 2. Pozitif diyor arkadaş. Haklı Raşit hocam sen haklısın. Eyvallah. Raşit hoca kesinlikle haklı. Hayvan sayısı negatif olamaz. Hayvan sayısı onun. Hayvan sayısı negatif olamaz. Raşit hocama hak verdiğim için oradan devam ediyorum. X kare bölü 2 küçüktür ax. X'ler gitti. X bölü 2 küçüktür a. Bunu istiyoruz. X zaten. Küçüktür 2a. İstediği şey x ile arasındaki bağıntı. Yapıştır gelsin. Tecrübeye gönderdi. A ve c tam sayılardır. A küçüktür, b küçüktür, c olmak üzere. Eksi, ax eksi b çarpı bx eksi c küçük eşittir 0 eşitsizliğin çözüm kümesi eksi 2 1 bölü 3 kapalı aralığı ise a artı b artı c'nin en büyük değeri kaçtır? Şimdi benim burada bilmediğim şeyler var hocam. A'yı b'yi c'yi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum biliyor musun? Yok. Ne kadar bilmiyorum biliyor musun? O kadar bilmiyorum ki a b c küçük mü 0 büyük mü 0 bilmiyorum. En önemlilerinden biri diyor. Şimdi burasının kökü x eşittir b bölü a. Evet. Bunu biliyorum. Buranın kökü x eşittir c bölü, c bölü b. Bunu biliyorum. İki ihtimalim var. Ya b bölü a c bölü b'den küçüktür. Değil mi? Ya da c bölü b b bölü a'dan küçüktür. İkisini yapacağım. Şimdi bir kök eksi 2 bir kök 1 bölü 3 ya. Bu ne demek?
Bu eksi 2, bu 1 bölü 3 ise bunların işaretleri birbirinden farklı. Aynen. Bunların işaretleri birbirinden farklı ise A, B katsayılar ya en sağdan eksiyle başlarım değil mi o zaman? Aynen. Eksiyle başlar. Artıyla devam eder, eksiyle bitiririm. Küçük eşittir 0 için ben buraları tararım. Buraları tarar adam. Buraları taramam olmaz çünkü bu ikisinin arasını taramam lazımdı. Yemedi. Demek ki B bölü A negatif olamaz. Demek ki bu olamaz. Demek ki geldim bu. Buraya. Eksi 2, 1 bölü 3. B bölü A, 1 bölü 3. Tamam. O zaman B ile A aynı şartlı. Aynen. Artıyla başladım. Eksiyle bitirdim. Eksiyle devam ettim. Artıyla bitirdim. Tamam. Ve C bölü B eksi 2. O zaman C ile B zıt işaretli. Kesinlikle. C de en büyük olduğuna göre. C pozitif. B negatif. Diğerleri negatif. Ben bunları bir buldum. Tamam. O zaman ben yapabilirim. C bölü B eşittir eksi 2. C eşittir eksi 2 B. B bölü A eşittir 1 bölü 3. 3 B eşittir A mı? Aynen. Tamam. Hatta ben bunları B'lerde ortak olduğu için toparlayabilirim. 2 A eşittir 6 B eşittir eksi 3 ile çarptım. Eksi 3 C mi? Aynen. Hatta ben bunları K'lı versiyona çevirebilirim. Ben buraya K desem. Burası 3K olur mu? Aynen. Burası eksi 2K olur mu? Aynen. Ama ben bunu artı 2K diyeyim. Bunlar eksi 3K çünkü şart diyeyim. Burada. Negatifler onlar. K'ya da en büyük değeri dediği için ben bunların toplamının eksi 2K olduğunu biliyorum. Negatif bir sayı geleceğini biliyorum. K 1. K'nın en büyük değeri, en küçük değerini almam gerektiğini biliyorum. K'ya 1 derim. Cevap eksi 2 olur. Soruyu da geçerim. Tam sayılar dediği için. Gayet güzel ve nezih bir soruyu nezih söyleyeyim. Bir soru. Çok temiz. Buralara hep gelelim Raşit Hocam. Buralar çok nezih. Eşitsizliğin çözüm kümesinde bulunmayan en küçük tam sayı ile çok nezih yoldan çözdüm. Çözüm kümesinde bulunan en büyük tam sayının toplamı. Ben en büyük sayının toplamı. Düşünüyordum. Hadi yapalım öyleyse. Çözüm kümesini bul diyor. Yani bana burada söylediği şey bu. Alt tarafta sıfır var. Üst tarafta kökleri yok. Delta'yı bulacağım. Yapacak hiçbir şey yok. 16 eksi 4 AC'den 8 artı 8'den 24 çıkıyor. Değil mi? Evet. X1 dediğim şey eksi B 4 artı kök delta 24 bölü 2'den 2 artı kök 6 çıkıyor. Aynen. X2 dediğim şey 2 eksi kök 6 çıkıyor. Sırtım kaşındı. Kaşıyım mı? Kaşıdım kaşıdım. Oo, iyi geldi. Elimin yetmediği yerde. Oo. Tamam. Kök 6 dediğimiz şey nedir? Kök altıdır. 2,5 gibi bir şey. Aynen. Değil mi? 2 ile 3 arasında. Bu da 2,5 gibi bir şey. Bir de 0 köküm var. Bu negatif, bu pozitif. O zaman 2 eksi kök 6'yı buraya yazdım. 0'ı buraya yazdım. 2 artı kök 6'yı buraya yazdım. Çizdim, çizdim, çizdim. Burası paylı da olmaz. Bunlar paylarda. Bunlar olur. Tamam. En sağdan artıyla başladım. Eksiyle devam ettim. Şu mu? Evet. Sonra o. Sonra çözüm kümesini bulmak için küçüktür eşittirleri taradım. Küçüktür 0 eşittir 0. Küçüktür 0 eşittir 0. Tamam mıyız? Evet. Tamamız. Çözüm kümesinde bulunmayan en küçük tam sayı nedir? Çözüm kümesinde bulunmayanlar buralar mı? Aynen. Buradaki en küçük tam sayı nedir hocam? Eksi 1. 0. 0. Bu 2 eksi 2 buçuk gibi ha, düşün. Doğru. Burası doğru. Eksi 0.5. Bundan küçük olan, büyük en olan büyük. En büyük sayı 0. 0 da çözüm kümesinde yok çünkü paydayı 0 yapıyor. Bu arkadaş 0. Çözüm kümesinde bulunan en büyük tam sayı. Çözüm kümeleri bunlar. Burada en büyük sayıyı soruyor bak. En büyük sayı. Tam sayı değil. 4. Ha. Sayıyı soruyor direkt. Sayı 2 artı kök 6. Direkt dahil. Orada 4 alanlar çıkar diye sayı yazdım ben oraya. Kesin ben tam sayı yani. Arayacak çünkü. Şıklarda da. Raşit Hoca'ya özel soru yaptım. Evet. Yardım çok zorlamasaydın. Kendim beni direkt atlıyorum nasıl olsa. Çünkü geldim buraya. Evet soru bu. Eşitsizliğin çözüm kümesini demek ki çarpanlarını ayıracak. Çarpanları ayır. 2'ye kök 3. 2'ye kök 3 mü eksi 2'ye şuradan kök 3 mü? Şuradan bahsediyor mu? İşte bu 2'ye kök 3 de eksi var burada. Eksi, eksi 2 mi eksi kök 3 mü? Eksi 2 artı 2'ye kök 3. Buradan bakarsak şöyle aslında bu. Evet. Belli ki eksi 2'ye kök 3. Ben de öyle dedim. Öyle demedim mi? Öyle demiştim. Öyle dedi değil mi arkadaşlar? Herkes öyle. Öyle. Tamam. Cansınız. Şu mudur? Alt tarafı da çarpanlara ayıralım. 2 kare farkı. X artı kök 3 ile X eksi kök 3. Ben olsam bunları gönderirdim. Sen olsan onları gönderir miydin? Şunu. Yalan olurdu soru. Çözüm kümesinde kök 3'ü iptal etmem lazım. Eksi kök 3'ü. Sen onları göndererek o eksi kök 3'ü çözüm kümesine dahil yapardın Raşit diyor yani. Aynen öyle. Ne yapmak yoktu? Sahilleştirme yapmak yoktu.
Çözüm şeyde de, eşitsizlikte de sadeleşme yapmak yok. Denklemde de sadeleşme yapmak. Yapmayacaksınız arkadaş. Bunun kökü eksi kök 3. Bunun kökü kök 3. Bunun kökü 2. Eksi kök 3. Kök 3 2. Eksi kök 3'ten 2 tane var. Bir tane var, bir tane var. Hepsi artı, eksi, artı, artı. Sonra dedim ki 0 nerelerde yapıyor? Sadece 2 de 0 yapıyor. Diğerleri pay değil 0 yapıyor. Tamam. Küçüktür eşittir 0 istiyorum. Küçüktür 0 burası, eşittir 0 burası dedim. Çözüm kümesine hemen çat diye yapıştırdım. Kök 3 ile 2 arasındaki sayılar kök 3 dahil değil, 2 dahil. Geçtim. E geldik son soruya. Bu ifade x'in 0'dan küçük olduğu her sayı için pozitif. Pozitifse m'nin değer aralığı nedir diye soruyor. Şimdi ben yapayım. Burada bunun paydası 1, bunun paydası 1 ya. X ile genişlettim. M x kare. Burayı x ile genişlettim. Eksi 8x. Eksi 4 bölü x. Bu ifade x'in negatif olduğu her yerde pozitifmiş. Pozitif. O zaman yukarıdaki ifade x'in negatif olduğu her yerde pozitif. Negatif. Negatif. Çünkü bölünce pozitif yani. Olması lazım. Mx kare eksi 8x eksi 4'ün ne olmasını istiyorum? Küçük sıfır. Negatif olmasını istiyorum. Daima mı? Yazmış mı? Evet. Daima. Her zaman. Daima sıfırdan küçük olmasını istiyorsan delta sıfırdan küçük m sıfırdan küçük olmalı. Delta dediğim şey b kare eksi 8'in karesi 64 eksi 4 tane a c küçüktür 0 olmalı dedim. Buradan 64 artı 16 m küçüktür 0 geldi. M küçüktür eksi 4 geliyor uzatmıyor. Tamam. Buradan da m küçüktür 0 mı geldi? Evet. Bu ikisinin ortak çözüm kümesi m'nin eksi 4'ten küçük olduğu aralık mı? Kesinlikle. O zaman eksi 4 ile eksi sonsuz aralığında dedim hesabı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.